1950 yılında doğdun. 10 yaşına geldin, yıl 1960, darbe olmuş. Ondan sonra normalleşiyorum diyorsun. 66-67'lerde Türkiye'de bir sürü iç karışıklık. Ve bundan sonra 70'lere gelindiğinde bir darbe girişimi. Ve darbe girişimiyle birlikte asılan işte Deniz Gezmiş'in de içinde olduğu gençler. Tam bu düzeldi, toparlandım derken yıl geliyor, 74 oluyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapıyoruz. Kesinlikle yerinde ve doğru bir harekat. Ama sana ambargo uygulanıyor. Şu kuyrukları, bu kuyrukları anlattıkları ambargo sürecinde yaşadıkları. Tam oradan çıktım, kendimi toparladım diyorsun. Sen 30 yaşına geldiğinde yıl 1980 darbesi oluyor. Hayda. Muhtemelen o yaşlarda ya sağ ya sol görüşe zaten dahilsin. Oradan kurtuldum diyorsun. 90'lara yaklaştığında Türkiye'de bir terör belası. Sokağa rahatça çıkamadığın bir ortam. Her an her yerde bir şey patlayabilir. Her an her yerde bir çatışma çıkabilir. Bunu yaşıyorsun ve böyle bir geçmişin var. Böyle bir hayat yaşamışsın. Türkiye'de vatandaşa nefes aldırılmadı. Güçlü bir iktidar istendi. Neden? Altyapısı hazırlanmış projelerin hayata geçirilmesi için güçlü bir iktidara ihtiyaç vardı. Altyapısı hazır olan projeler kimlerin projesi? Hiç milli ve yerli projeler değil. Ne bunlar? Türkiye'de tarımın bitirilmesi, genç kuşağın beyin göçü adı altında yurt dışına gitmesi, medyanın baskılanması, demokrasinin baskılanması, askeriyenin güçsüzleştirilmesi, toprak paylaşımına açık bir ortam oluşturulması. Artık bak, bunların hepsinin altyapısı hazırlanmıştı. Milletin topyekun oy verdiği, güçlü gördüğü, sırtını yasladığı bir figürün bunları hayata geçirmesi lazım. 1955-60'larda bu ülkede yakalanan ajan sayısı, bak o günün teknolojisini, istihbarat ağını, siber ağını düşün. Yakalanan ajan sayısı bugün yakalanan 10 katı. Bugün normalde çok daha fazla tespit etmen gerekmiyor mu? Ama plan o gün işliyordu. Plan o gün yapılıyordu. O gün daha çok ihtiyaç vardı dışarıdan ajanlara. Bugün neye döndü? Adam içeride zaten. Adam senin oy verdiğin, meclise yolladın, bilmem ne yaptın adam. Şu anda 20 yıldır bunu yaşamıyorsun ama ne yaşıyorsun? O altyapısı hazırlanmış, hikayesi yazılmış, senaryosu geçerli, yönetmeni belli, filmin oynaması gerekiyor.